Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin her halinin mucize olması gerekmez miydi? Tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam harika bir insan. Allahu Teala'nın elçisi olmasından dolayı birçok mucizelere mazhar olmuş. Bu açıdan acaba bütün hayatı mucizelerle donatılsaydı ve beşer üstü her hali beşer üstü bir durumda ve konumda olsaydı olmaz mıydı? Bir defa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beşerdir, insandır. Ve insanlara insan olarak gönderilmiştir. Yani insanlara gönderilen peygamberler insanların cinsindendir ve bizim cinsimizden gönderilmiştir. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim cinsimizden olması, bizim gibi hayata mazhar olması gerekiyor ki bize hayatımızın bütün katmanlarında, bütün tabakalarında örnek, numune ve rol model olsun. Mesela dünya hayatımızla ilgili yaptığımız işlerde uyumak, yemek, içmek, yürümek, konuşmak vesaire, alışveriş yapmak. E bu tür konuları da yapan bir zat olmalı ki bize gönderilen peygamber. Böylece biz o peygamberin yaptıkları gibi hayatımızı tanzim ve tertip edelim ve onun yaptıklarını kendimize örnek olalım, alalım. Eğer bir melek cinsinden gönderilseydi veya bizim gözümüzle müşahede edemeyeceğimiz cinler cinsinden farklı bir hayat boyutundan gönderilseydi, o zaman biz onu kendimize rehber, örnek ve numune alamazdık. E diğer taraftan Allahu u Teala'nın bizden yapmamız istediği bazı ibadetler, uygulamalar söz konusu. E o zaman biz o ibadetlerin de şekillerini bizatihi hem ruh dünyamıza hitap eden hem beden dünyamıza, hem akıl, kalp, his ve latifeler dünyamıza hitap eden yönleriyle bizim cinsimizden bir peygamberin gönderilmesi hikmete daha uygundur ki Allahü Teala beşer suretinde bir zatı bize peygamber göndererek önce razı olduğu halleri onun tabiri caizse hayatında bize rol model olarak sergilemiş sonra da bizi o güzel örneği yaşamamız konusunda emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Ayrıca insan dünyada uyur, evet. Acıkır, evet. Susar, evet. Acı çeker, evet. Yani beşeriyet özelliklerimizin kendisinde ortaya çıkacağı bir beşer olmalı ve bizim yaşamak durumunda kaldığımız, yaratılışımızdan kaynaklanan bazı özelliklerimiz onda da yaratılmalı ki öyle durumlara biz de düştüğümüzde o haller bizimle başımıza geldiğinde nasıl davranacağımızı o zatın yaptıklarıyla bizzat yaşayalım. Evladı ölmüştür, vefat etmiştir, ahirete irtihal etmiştir. Eşi vefat etmiştir o Resul'ün. Onun da başına belalar, musibetler, sıkıntılar gelmiş. O da susamış, acıkmış, acı çekmiş, yaralanmış. O da uyumuş, o da evlenmiş, o da çoluk çoluk sahip olmuş. O da rızık için çalışmış, sıkıntılar, ızdıraplar çekmiş. E, o halde bu zatın insan ve beşer suretinde olması ve bizim hayatımızda sergilediğimiz özellikleri o da yaşamalı ki o halleri biz de aynen bizati hayatımızda sergileyelim. Eğer bu durumları harika olsaydı, mucize ve beşer üstü olsaydı, o da bizdeki meydana gelen özellikleri onda Allah yaratmasaydı o zaman bize tam bir önder, tam bir lider tam bir rol model olma özelliğini sergileyemezdi. Onun için Allahu Teala bizlere tabiri caizse şöyle hal diliyle veya hadisatın diliyle şöyle diyor. Ey kullarım! Size sizin cinsinizden, sizin yaptıklarınızın aynısı başına gelen ve sizin gibi insan olan bir zatı elçi gönderdim. Onu da size bir rol model yaptım sizdeki halleri nasıl yaşayacağınızı ona bakarak hayatınızı tanzim ve tertip edebilirsiniz. Özetle Allah'ın elçisi bir insandır. Bütün hayatı mucizelerle donatılmamıştır. İhtiyaç halindeyken mucizeleri Allah ona mazhar kılmıştır. Sadece ihtiyaç durumunda inkarcıların inkarını kırmak için ya da müminlerin çektikleri sıkıntılardan zaman zaman onları Allah'ın ihsanıyla kurtarmak için ara sıra mucizelere mazhar olmuş. Yoksa hayatında o da zırh giyer, savaşa giderken tedbir alır, o da insani özellikleri sergilerdi. Öyleyse ihlastır, samimiyettir, sadakattir, sebattır, metanettir, manevi duygular ve maddi duygular. Özel hayatımızdır, toplum hayatımızdır devlet hayatımızdır, siyasi hayatımızdır. Fark etmez. Komşuluk ilişkilerimizdir, çocuklarla anne baba ilişkilerimizdir vesaire. Hayatın bütün katmanlarında ve bütün tabakalarında bize gerçek bir rol model, üsve-i hasene ve numune insan, model insan ve önder imam insan olması için Allahu Teala bütün hayatını müezzilere değil, normal insan hayatı olarak sergilemiş ve bizi de ona uymayı teşvik etmiş.